İçişleri Müdürlüğü olarak yeşil yurtumuzu daha konforlu bir hale getirmek amacıyla Mehmet Çınar Başkanımızın öncülüğünde asfalt serim işlemlerimiz devam etmektedir. 5 yılın toplam olarak 230 bin ton sıcak asfalt dökmüş bulunmaktayız. Yeşil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak şu anda yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı itibariyle 28 kilometre yol açma çalışmamız hedeflenmektedir. Şu anda 37 kilometre yol açmış bulunmaktayız. Toplamda ise 175 kilometre yol açmışız 5 yıllık süreçte. Belediyemizin kırsal alanda yapmış olduğu faaliyetlerden bir tanesi de sati kaplama işlemidir. Bu işlemde 2023 yılı itibariyle 80 kilometre hedef koyduk. Şu anda 245 kilometre 2023 itibariyle sati kaplama işlemimizi yapmış bulunmaktayız. 5 yıllık süreçte ise toplamda 610 kilometre sati kaplama işlemi tamamlamış bulunmaktayız. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan güvenlik ve asayiş yönünden sorumlu teşkil ettiği, fen ve sağlık kurallarına uymadığı binaların yıkımını belediyemize gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı itibariyle 40 adet metruk yapı binasını yıkmış bulunmaktayız. Toplamda da 5 yıllık süreçte 195 adet metruk yapıyı yıkmış bulunmaktayız. Belediyemizin imar yolları açma kapsamında taş duvar çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı itibariyle 14 bin metreküp taş duvar çalışmamız sonuçlanmış bulunmaktadır. 5 yıllık süreçte de 64 bin metreküp taş duvar çalışmamız tamamıyla bitmiştir. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla 2023 yılında 17 bin metrekare kilit taş uygulaması yaptık. 5 yıllık süreçte de 210 bin metrekare kilit taş uygulamasını tamamlamış bulunmaktayız. Müdürlüğümüzün perde duvar çalışmaları kapsamında 2019 ve 2023 yılları arasında 2750 metreküp perde duvar çalışmasını yaptık. Fen İşleri Müdürlüğü olarak tel örgü çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı itibariyle 992 metre tel örgü işlemimizi bitirmiş bulunmaktayız. Toplamda 5 yıllık süreçte de 15 bin metre tel örgü çalışmamız tamamıyla bitmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü olarak 24 saat çalışma esasına dayalı ekiplerimiz ile kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmalarımızı müdürlüğümüzce yaptık. Bu kapsamda 2019 ve 2023 yılları arasında 1470 ton tuzlama çalışması yapılmıştır. Belediye olarak spora verdiğimiz destek kapsamında birçok mahallelerimizde spor tesis alanları kurduk. Şeyh Bayram, Görgü, Koyunoğlu, Tohma, Özal, İnönü, Yakınca, Topsöğüt mahallelerimizde futbol üzerine sahalar, Çilesiz ve İnönü mahallelerimizde futbol sahalarımızın yanı sıra basketbol ve voleybol sahalarımızı, ayrıca Yakınca mahallemizde yarı olimpik yüzme havuzu ve kadim yeşil yurtumuzda da geleneksel olan güreş sporu üzerine güreş sahamızı yeniden inşa ettik. İlçemiz sınırları içerisinde yapılmasına karar verilen Mehmet Oymak Camii, Altın Kaşık Camii ve restorasyon kapsamında asırlık olan Aşağı Köy ve Gözene Camimizin kontrolünü Fen İşleri Müdürlüğümüze gerçekleştirdik. Yeşil yurtumuza daha çok yeşil alan kazandırmak amacıyla camilerimizin etrafını ağaçlarla donatıp parke taşlarıyla bisiklet yolları yaptık. Kullanmış olduğumuz yapıların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 990 kW büyüklüğünde güneş enerji santralimizi hayata geçirdik. Ayrıca güneş enerji sistemlerinin bina çatılarında da kurulması gerektiğini göstererek 70 kW büyüklüğünde güneş enerji panelini katı atık ve bertaraf tesisinin üzerine kurduk. Fen İşleri Müdürlüğü olarak imar ve kadastro yollarımıza atlık oluşturmak ve belediyemizin maliyetlerini düşürmek amacıyla bütün tesis alanı ve kırlangıç mahallemizde taş ocağı ve kırma elime tesisini kurduk. Beş yıllık süreçte Fen İşleri Müdürlüğü olarak doğal ürünler ve emanet çarşısı, vatandaşlarımızın pazar alanlarına ulaşmak için daha modern Çilesiz Sen Pazarı, sosyal projeler kapsamında Gündüz Bey Mahallesi Sosyal Tesisi, tüketim mallarının geri dönüşümüne de önem verdiğimiz için
ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesislerinin çalışmasını müdürlüğümüzce yürüttük. Sosyal dokuyu bozmadan geçmişimize sahip çıkarak tescilli yapıların restorasyonunu yaptık. Bu kapsamda Gedik mahallemizde bulunan eski cezaevi, Molla Kasım mahallemizde bulunan Mahmut Çalık Tekstil Müzesi, yeniden otel, restoran, kahve konağı gibi dükkanlar oluşturduğumuz Lezzet Caddesi ile birlikte yakınca Gündüzbey, Kaynarca ve Kittepe mahallelerimizde sokak sağlıklaştırması işlemlerini yaptık. Belediyemizi daha modern ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla aynı çatı altında toplayarak belediye hizmet binamızın yapımı ve kontrolünü Ten İşleri Müdürlüğümüzce üstlendik. Yeşürt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak 187 personel ve 100'e yakın araç ve filomuzla birlikte Mehmet Çınar Başkanımızın destekleri doğrultusunda 81 mahallemize hizmet götürmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyor ve sürdürmeye devam edeceğiz.